Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Bizleri yoktan var eden, en güzel şekilde yaratan ve eşleri yaratan, evliliği ibadet sayan, bizleri buluşturan Allah'ımıza hamdolsun. Sonra Yüce Allah'ın mesajlarını bizlere iletmiş olan, yaşantısıyla en güzel örnek olmuş olan, Üsve-i Hasene en güzel rol model konumunda olan ve her konuda olduğu gibi evlilik konusunda da aile ahlakı konusunda da en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Gününüz mübarek olsun, hayırlı olsun. Yüce Allah'ın selamı sizinle olsun. Bu programımızda evlilik öncesi yapılması gerekenleri konuşacağız. Evlilikten sonraki görevlerimizi, sorumluluklarımızı konuşmaya çalışacağız. Ailedeki iletişimi konuşmaya çalışacağız. Eşlerin evlilikteki ahlaklarını konuşmaya çalışacağız. Ve bunu da Kur'an ve Sünnet Merkezi inşallah konuşmaya çalışacağız ki Yüce Allah bu konuda Kur'an-ı Kerim'de neler buyuruyor? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuda nasıl örnek olmuştur? Aile hayatı nasıl idi? Ve neleri tavsiye etmişti? Onları inşallah konuşmaya çalışacağız. Programa geçmeden önce sözlerin en güzeli olan Allah'ın kelamıyla başlamak istiyoruz. Bugün Kur'an-ı Kerim okuyacak olan hocamız Mehmet Avcı'dır. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İnşallah iyisiniz. Allah razı olsun hocam sizlere sormasayız inşallah. Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Sayın hocam buyurun söz Allah'ın kelamında Kur'an-ı Kerim'de. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minuna ihvetun feaslihu beyne ahavaykum vettequllah. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Hocam Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. Rabbim ilminizi artırsın inşallah. Allah razı olsun hocam. Sağ ol. Evet, konumuz İslam'da evlilik ve aile ahlakıdır. Aile toplumun çekirdeğidir. Ve toplum ailelerden meydana gelmektedir. Toplumun huzuru, saadeti, mutluluğu ailenin huzuruna, saadetine bağlıdır. Ki Yüce Allah da huzur bulalım diye eşler yaratmıştır. Evliliği meşru kılmıştır, ibadet saymıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da aile konusunda, ailenin huzuru konusunda da çok tavsiyelerde bulunmuş. Ki insanlar huzur bulsunlar, ailede saadet olsun, mutluluk olsun ve dolayısıyla topluma güzel bir yansıması olsun, toplum da mutlu olsun. Peki son zamanlarda bazı sıkıntılar yaşanmaktadır ve ailelerde olan problemler bize de geliyor. Müftülüğümüze fetva olarak soruyorlar, onu anlatmamızı istiyorlar. Dedi ki öyleyse biz de bu programımızda evlilik öncesi yapılması gerekenler nelerdir? Evlenecek gençlere düşenler nelerdir? Onları konuşalım. Evlilikten sonraki durum nedir? Eşlerin efendim görevleri nelerdir? Bu konudaki olması gereken eşlerin ahlakı nasıl olmalıdır? İletişim nasıl olmalıdır? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah neler buyuruyor? Peygamber Efendimiz nasıl örnek olmuş ve nasıl tavsiyelerde bulunmuştur? Onları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Bugün çok değerli bir konuğum var. Siverek ilçe müftümüz Sayın Mahmut Yıldızbaş hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İnşallah iyisiniz. Allah razı olsun. Siz nasıl, iyi misiniz? Hamdolsun. Rabbim Allah razı olsun. Hayırlısı tekrar inşallah. Hem Sayın hocam, hocamız daha bu sene hacca gittiler. Henüz geldiler. Hocam Allah kabul etsin. Allah Rabbim. Mübarek etsin, mebrur etsin. Amin. Amin. Ve hepimize daha birçok kez gitmeyi nasip etsin. Bizi izleyen kardeşlerimiz de, izleyenlerimiz de mutlaka isterler. Rabbim onlara da, bize de çok kez hacca, umre gitmeyi nasip eylesin. Amin. Hocam nasıl geçti hacınız bu sene? Elhamdülillah. Hac biliyorsunuz da meşakkat olarak ifade ediliyor. Evet. Tabii bu meşakkat ibadet yönü olduğu zaman rahmet oluyor. Evet. Bereket oluyor, mağfiret oluyor. İçinde bir huzurun, sevincin, mutluluğun, sevginin olduğu bir meşakkattir. Evet. O meşakkatı tabii insan bırakmak istemiyor. Elhamdülillah Urfa'daki hacılarımızla, kardeşlerimizle beraber gittik. Güzel bir şekilde gittik. Orada ibadetlerimizi yaptık. Elimizden geldiğince oradaki manevi atmosferde ibadetlerini en güzel bir şekilde nasıl yerine getirip bu çerçevede bir hareket ettik. Evet. Daha sonra Rabbim nasip etti. Tekrar ülkemize geri döndük. Tabii gönül burukluğu vardı. Bir taraftan Allah sevgisinin sembolü olan Kabe, bir tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinin sembolü olan Mescid-i Nebevi Medine. Tabii oraya gidildiği zaman her zaman insan şunu hissediyor. Yani iki defa da gitsek, beş defa da gitsek sanki ilk defa gidiyormuşçasına bir duygu uyanıyor. Rabbim tekrar gitme hepimize nasip eylesin. Bu sene giden tüm hacı kardeşlerimizin Rabbim hacılarınızı mebrur, sahilerini meşgul, zemblerini, günahlarımızı affeylesin inşallah. Amin. Tekrar tekrar o bölgeye gidip orada ibadet etmeyi nasip eylesin. Tabii hac deyince geçen zaten Halil Okulu hocamız Allah kendisi evet, razı olsun. Programımızda evet, güzel bir evet. konuşma yaptı. Hacı sohbet Allah. Oldu. Biz diyoruz ki asıl biz kelime-i tevhidi getirdikten sonra manevi olarak ihrama giriyoruz. Hac da o manevi ihramın fiziksel, somut bir ifadesidir. Evet. Biz gittik, ondan sonra ihrama girdik. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dedikten sonra bu ihramımız manevi açıdan artık vefat ettiğinde çıkacak. Rabbim o ihrama göre hareket etmeyi hepimize nasip eylesin amin, inşallah. Amin, amin. Tabii hocam olsun. Hac anlatılmakla aslında evet. değil mi? İnsan tamamıyla anlatamaz. Yaşanmakla aslında onun lezzetini, insan tadını alabilir ki 2016'da da birlikte haçtaydık. Evet, şimdi 2016'da. Geçen yılda evet. nasip olmuştu gitmiştik. Hocam hani ben şahsen şöyle bunu yorumluyorum, tanımlıyorum. Oradaki ayrılışı
hani süt emen çocuğun annesindeki ayrılışına benzetiyorum. Aynen. Aynı şekilde insan ayrılmak istemiyor. Aynen. Gerçekten. Yüce Allah bütün kardeşlerimize Kabe'yi görmeyi, ziyaret etmeyi nasip eylesin inşallah. Tekrardan gitmeyi nasip i̇nşallah eylesin. İnşallah Allah razı olsun. Orada da bir aile olduk. Yani kısa bir süre de olsa bir aile ortamında beraber hacılarımıza hacı yaptırdı değil mi? Yardımcı evet, olmaya çalıştık. Elhamdülillah. Aile olmayınca da olmuyor. Sayın Hocam hani malumunuz toplumun çevredeki ailedir. Ailede huzur olursa, güven olursa, bütün toplumda aslında huzur olur, güven olur. Aynen. Dolayısıyla dedi ki aileyi, ailenin oluşumundaki o nikahı konuşalım, evliliği konuşalım ki temel sağlam atılsın ki ondan sonra bina sağlam yükselsin diye, aile büyüsün diye. İsterseniz şöyle bir ailenin dinimizdeki önemi nedir Sayın Hocam? Bir giriş mahiyetine ona başlayalım. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Öncelikle böyle bir imkan sunduğunuzdan dolayı size ve EDES'e yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Ve şu an bizleri ekran başına dinleyen ve izleyen tüm EDES'e TV izleyicilerine saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii aile demek gerçekten dini açıdan baktığımızda ve örfümüze baktığımızda kutsal, mukaddes bir müessese. Ve bu kutsal müessese zaman içerisinde çeşitli yollarla bir manada etkisi azaltılmaya, değeri azaltılmaya, önemi azaltılmaya çalışılmakta. Bunu gördüğümüzde özellikle modern toplumda, çağımızda bunun ne kadar hani ailenin artık ihtiyaç duyulduğunu, üzerine durulması gerektiğini biz hissediyoruz, görüyoruz. Onun için biz şöyle baktığımızda İslam dininde, yani dinimizde dört kavram aile için kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi aldır. İkincisi usradır. Üçüncüsü aile dediğimiz, bizim Türkçe'de girmiş kelime. Üçüncüsü ehldir. Şimdi bunlardan üç tanesi yani aile, usra ve al ifadesi bir kurumu ifade ediyor. Bir müessese olarak ifade ediliyor. Ehl ise o ailenin içerisinde, o müessesenin içerisinde insanları, yaşayan insanları ifade ediyor. Onun için yani bir meseleyi anlamak için önce kavramdan başlamak gerekiyor. O ne mana ifade ediyor? Yani ne şekilde bize bir şeyler sunuyor? Fonksiyonu nedir? Önemi nedir? İşlevi nedir? Bunu bundan başlamak gerektiğine inanıyorum. Evet. Şimdi aile dediğimizde zaten aile Arapça bir kavramdır aile. Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda Allah Celle Celaluhu وَوَجَادَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى Peygamber evet. Aleyhisselatü Vesselam için buyuruyor. Yani seni muhtaç durumda bulup da zenginleştirmedik mi? Yani ihtiyacını gidermedik mi şeklinde. Onun için bu Kur'an'ı kavram ve nebevi kavram bize şunu ifade ediyor. Demek ki ailede bir muhtaçlık vardır. Yani ailede herkes birbirine muhtaçtır. Anne babaya, baba anneye, çocuklar anne babaya. Ondan sonra anne baba da çocukların o ailenin mutlu huzuru için, neşesi için çocuklara muhtaçtırlar. Yani sen hocam yani evet. insanın fıtratında bir aile olma değil mi? Bir aile olmak ihtiyacı var. Vardır. Aynen bir aile Hı. olmak var. Ve bu aile de muhtaçlık temeline dayanıyor. Hı hı. Maddi ve manevi muhtaçlık temeline dayanıyor. Onun için yani bu kavramın sadece aile deyip ya ben bir aile kuracağım diyoruz. Hı hı. Ama bu aile ne manaya geliyor? Niçin kuracağız? Temel gayemiz nedir? Bunun üzerinde durması gerekiyor. Bunun temeli de aile kavramı bilinmesidir. Hı hı. İkincisi mesela usra ifade olarak ifade ettiğimiz... Evet. Bir kavram var. Bu da zırh demektir. Asıl evet. kavram olan zırh demektir. Evet. Yani nedir zırh? Anne baba dışarıdan gelen tüm olumsuz şeylere karşı ne yapıyor? Hem birbirini koruyorlar hem de çocuklarını koruyorlar hem de o aile kutsal mukaddes olan aile kavramını ve müessesini koruyorlar. Evet. Yani ben anlayışıyla hareket edip ya beni ilgilendirmez anlayışıyla hareket edilmiyor. O zırh bir yerden delindi mi artık o ailenin mutlu huzurunun olmadığını biz görüyoruz. Üçüncüsü al olarak ifade ettiğimiz bir husus var. Bu da al-ı firavun olarak tane ifade ediliyor vesaire. Bu da geniş aileyi ifade ediyor. Bu bizim bugün hani aşiret dediğimiz ya da evet. kabile dediğimiz büyük aileyi ifade ediyor. Bu
küçük aile nasıl zırhla sahip olması gerekiyorsa büyük ailenin de aynı şekilde toplum içerisinde bu sosyal kontrol dediğimiz bir yapı içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Evet. Onun için ehl olarak da yine Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde geçtiği üzere biz ehli beyt olarak da ifade ediyoruz. Evet. Ahalisi olarak da ifade ettiğimiz bir husus var. Burada ailenin içerisinde yaşayan insanların zaten kavramla müteahhili diyoruz. Mesela ehil diyoruz. Birbirine uyumlu, birbirine güzel bir şekilde mesela yanaşan, saygı, sevgi, hürmet içerisinde hayatlarını sürdüren bir yapı. Yani deriz ya, ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Bizdensiniz Allah'ım. Hoş geldik, hoş bulduk şeklinde. Onun için biz kavram açısından baktığımızda zaten hiçbir şeye biz baza almasak bile kavram açısından ailenin ne olduğu bize güzel bir şekilde kavramlar ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela bu çerçevede Rum suresine baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu orada şu şekilde ifade ediyor. Yani وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ اَزْوَاجًا. Yani sizin için biz eşler yarattık. Erkekler için değil sadece. Aynı şekilde bunu çift olarak karşılıklı düşünebiliriz. Yani erkek kadın birbiri için yaratılmıştır. Niçin? لِتَسْكُنُوا اِلَيْهِ. Yani birbirinize huzur bulasınız diye. Yani bu ailenin temeli, kadın erkek ilişkisinin temelidir. Ve biz bu temelin de nasıl oluşacağını baktığımızda bunu da nikahla olabileceğini dinimiz ifade ediyor. Yani bir ahlaki yapı içerisinde Allah'ın emri peygamberin kavliyle bir araya gelinecek ve nikah dediğimiz kutsal bir bağ ile bağlanmaları gerekiyor. Onun için yani burada o liteskünü ileyhe ifadesine baktığımızda burada temel şey nedir? Huzur, mutluluk, yani iç huzuru dediğimiz, yani kalbi huzuru dediğimiz o ruh huzurunu elde etmektir. Eğer biz bu şekilde yani aile oluştururken bu iç huzuru bulamayacaksak, ondan sonra eğer bulamıyorsak vesaire o sevgi ve saygı içerisinde bir aile yapısı meydana gelmiyorsa demek ki bir bakış açımıza bir sıkıntı var. Aileyi oluştururken niçin oluşturuyoruz? Ondan sonra asıl hedefimiz nedir? Bu tam olarak tespit edilmemiştir. Referansımız eğer Kur'an ve sünnet ise, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ehli beyti ise, aileyi kurarken eğer orayı referans alıyorsak, işte o leyteskunu aileyheyi biz kazanabiliyoruz. Eğer bunun dışında Kur'ani ve nebevi bir referansımız yok ise, o zaman demek ki modern bir yapı içerisinde, ona seküler bir dünya anlayışıyla bir aile kurulmuş ki, o da günümüz içerisinde biz görüyoruz. Ciddi bir sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Evet. Aile konusunda hocam evet yani buyurunuz önemlidir. Zaten insanın fıtratında bu var. İnsan bir hani bir korumaya alınmak ister. Bir huzur ortamı olmasını ister. Bir şeylerin paylaşılmasını ister. Ki o şey değerli olsun. Evet. Şimdi bizi izleyen genç kardeşlerimiz de hani evlilik çağına gelmiş olanlar mutlaka ki Kur'an-ı Kerim bunu teşvik ediyor. Evlilik çağına gelenleri evlendiriniz. Eyvallah. Evet. İbadettir evlilik. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da hadislerinde nikahı sünneti malumunuz. Nikah benim sünnetimdir. Ki bazı sahabelerin hani evlilikten biraz uzak durmaları ki niyeti de hani biraz daha kullukta bulunmak niyetiyle aslında o amaçla evlenmezsek daha çok kullukta bulunuruz düşüncesinde olanlara da Hazreti Peygamber uyarıda bulunmuş. Evlenmeniz gerekiyor. Evlilik ibadettir. Yine gençler topluluğuna, ey gençler topluluğu evleniniz mesajı vardır. Şimdi bizi izleyen gençler de mutlaka mesajı alıyorlar. Evlilik çağına gelmiş olanlar huzur bulmak istiyorsa bir aile ortamına girmeleri gerekiyor. Peki Sayın Hocam, evet gençlerimiz merak ediyorlar. Evet. Evlenmeye karar vermişler. Bu evlilik öncesinde yapılması gereken gençlerimize düşen görevler nelere baksınlar, araştırsınlar ki evet. Temel sağlam atı Sayın Hocam. Şimdi değerli hocam, İlk önce fıtridir evlilik. Hı hı. Fıtri olan bir şey muhakkak ki ya meşru yoldan ya gayrimeşru yoldan sahip olması gerekiyor. Evet. Onun için dinimiz meşru olan yeri ifade ediyor. O da nikah ile. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam "En-nikahu min sünneti femen lem ya'mel bi sünneti fe leyse minni" diyor. Hı, evet. Yani bunun başka varyantları da var. Hı hı. Sen nikah benim sünnetimdir.
peygamberlerin sünneti. Yani fıtri bir sünnetullah dediğimiz bir yapıdır. Onun için kim de benim sünnetimden yüz çevirirse o da nebevi ya da peygamberlerin yolunda değildir. Ve diyor ki tezevvecu fe inni mukatirun bikumul ümem. Yani evleniniz ve ben de sizin tabi dindarlık kaliteli bir çokluğunuza iftihar edeceğim mahşer anında. Bir berekettir. Bir berekettir tabi. Evet. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ali'ye kendi damadı olan, amcazadesi olan Hazreti Ali'ye diyor ki üç şey geldiğinde bunu ertelemeyin. Onlardan bir tanesi de evli çağa gelen gençleri hemen evlendirmek gerekiyor. Ve buna bu evlendirirken muhakkak ki yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dengi olan yani dengi olan birisi bulunduğu zaman hemen onunla evlenilmesi gerekiyor ve ona yani kızımızı vermemiz gerekiyor ya da o kızı almamız gerekiyor. Sayın hocam hani dediniz ya evli konusunda hani acele normalde şeytandadır ama bazı konuda Rahman'dadır. İşte evlilik de çağına gelmişse gençlerimizin hemen evlendirmesi gerekiyor. Bu konuda acele etmemiz gerekiyor. Bu mesajı aldık. Tabii kesinlikle hayırlarda acele şart. Şarttır değil mi? Evet hayırlarda acele şart. Şerde ise biz fren olacak, kilit olacağız. Şimdi biz bu evlilik de hani dedik ya bir ibadet hükmündedir. Evet. Allah için bir araya geliniyor. Niye? Neslin devamı için ve Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için. Yani biz genel olarak dinimizin temel yaklaşımına baktığımız zaman bir eş, bir eşin elini tuttuğu zaman bu bir sevaptır. Bir eş, bir eşe mesela diyelim ki bakın yani ibadet boyutunu ifade ediyoruz. Eşler birbirine kazandığı mesela yemek olsun, diğer nafaka olsun helal yoldan kazandığı zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kendi eşine kattığı, çoluk çocuğun kattığı lokmadan dahi ona sevap vardır diyor. Sadakadır diyor. Üçüncüsü çoluk çocuğunu mesela aynı şekilde dünyaya geldiği zaman Allah rızası için bunu yetiştirdiği zaman bu evveledin salihiyet ulledü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir insanın bir çocuğu olduğunda onu din üzerine yetiştirdiği zaman nedir? Bu onun için bir sadaka-i cariye hükmündedir. O vefat etse bile hayır olarak o çocuk iman üzerine, ihsan üzerine olduğu müddetçe iyilikler ona geliyor. Yani bunun dışında yine mesela bir çocuklarımızı okşamamız, çocuklarımıza rahmetle bakmamız, çocuklarımıza mesela şefkatle bakmamız, eşimizle aynı şekilde şefkat, huzur, sevgi ve saygı içerisine yaklaştığımızda bu işte tümü Allah rızası için olduğu için bir ibadettir. Aile de bir ibadettir. Fıkıh kitaplarımızdan bazına baktığımız zaman şunu mesela diyelim ki hac deniliyor. Hacdan sonra ahval-i şahsiye olarak ifade edilen bir bölüm var. Yani aile hukuku olarak ifade edilen bölüm hem oradan başlanıyor. Alimlerimiz diyor ki niye yani bunun üzerine yorum yapıyorlar? Diyorlar ki bu da toplumun temel ibadetidir. Eğer buna dikkat edildiğinde zaten diğer hususlar ondan sonra gelecek konular daha rahat bir şekilde çözülür. Temel sağlam atılırsa. Tabii temel sağlam atılırsa. Sayın hocam bizim gençler evet dedim mi evli konusunda öncesinin yapılması gerekenler ya. Evet. Bazen şu var hani eskide bize şu vardı. Görücü usulüyle evlenme vardı. Mesela anlatıyorlar yani büyüklerimiz, yaşlarımız diyor ki hocam biz hiç görmedik, görüşmedik. Sadece evlendikten sonra eşimizi gördük. O bir gelenek vardı. Ancak İslamiyet'te mesela gençlerin birbirini görmeleri, araştırmaları doğru mudur, değil midir? Dinimiz bu konuda neler söylüyor? Tabii tabii. Yani biz şu değerli hocam baktığımızda zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda bize net bir sünneti var. Bir gün bir sahabi geliyor. Ya Resulullah diyor. Ben işte falan kişiyle evleneceğim diyor. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah bereket eylesin. Ama diyor sen gelin adayını gördün mü? Hayır diyor. Konuştun mu? Hayır diyor. O zaman diyor ki sen git, konuş, ondan sonra karar ver diyor. Yani günümüzde şimdi bu görücülük usulüyle evlenme maalesef yani ailelerin özellikle günümüzde aileleri sarsan, olumsuz manada sarsan bir durumdur. Ya muhakkak ki gençlerin meşru derecede, meşru derecede dediğimiz flört bir hayat değil. Evet, evet. Ondan sonra daha evlenmeden, ondan sonra şey yapmadan günlerce, aylarca telefonlarla konuşup ondan sonra nikahtan sonraki sürece bir şey bırakmama değil. Bu nedir? Gelinir, konuşulur. Ondan sonra benim şartlarım bunlardır. Sizin şartlarınızın, onlar da kendi şartlarını söylerler. Evet.
Herkes artısını eksini ortaya koyar ve bu şekilde bu iki gencin evlenme aşamasında. İkincisi de eğer herhangi bir sıkıntı varsa anne babanın muhakkak ki o gençten o sıkıntısını karşı tarafa söylemesi gerekiyor. Yani mesela hastalıktır, başka bir şey olabilir. Tabii hastalık, yani psikolojik hastalık, fiziksel hastalık olabilir. Onda hobisi, fobisi olabilir. Anlatabiliyor. Bunların tümünün her iki tarafından günün açıklığıyla ifade edilmesi gerekiyor. Niye? Daha sonra bir takım şeyler çıktığında bakıyoruz gençler boşanma yoluna gidiyorlar genç bir yaşta. Onun için bulunduğumuz konum itibariyle az önce siz de ifade ettiniz. Yani davalar bize geliyor. Ondan sonra boşanmalar geliyor. Daha geçenlerde mesela 40 günlük olan bir boşanma olayı bize geldi. 40 günlük. Bu 40 günlüğün 20 günü aile olarak geçiliyor. 10 günü aile, 10 günü yani birlikte oluyor. Sonra kalan 10 günü de maalesef çakışmalara meydana geliyor ve 20 gündür aşağı yukarı 20-25 gündür kızımız kendi işte babasının evine gitmiş. Oğlan da kendi babasının evinde. Bu şekilde ne yapıyorlar? Ayrı bir hayat yaşıyor. 40 günlük bunlar. Sayın hocam, evet. Salı günü müftülüğümüze bir şey geldi. Fetva. Şahıs kendisi gelmişti. Evet. 40 gün dediniz, o daha çok. 15 günlük evli. 15 günlük evli ve boşanma kelimelerini kullanmış. Bu sefer fetvasını arıyoruz. Sebebini sordum. Yani gençler daha 15 günde insan tanışmaz. Yani o nasıl oldu bu, hemen bunu kullandınız? Evet. İşte hanımefendi işte şununla görüşmemem gerekiyor, şu evimize gelmesin diye sorun çıkarmış. Bazen de benzer şeyler geliyor hocam. Diyor ki ya aldık ama sonra bir hastalığı çıktı mesela. Hı-hı. Dediniz ya birbirini aldatmasınlar. Yani nesi varsa hastalık da olabilir. Yani neyse onu söylesinler. Sonra da problem çıkmasın diye. Yani ilk evlilik öncesi yapılması gereken beşen birbirini görmesi gerekiyor. Sayın hocam hani bazen şu bize geliyor, belki size de geliyor. Görüşmek için bir nikaha başvurmaları gerekiyor mu? Kesinlikle değil. Yani, zaten az önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini söyledi. Bu sünnetten bir sünnet, yani onu şey yapmaya gerek yok. Daha detaylandırma. Şimdi mesela kız görülmeye gidildiğinde uygun ortamda üçüncü bir kişinin mahrem olan, yani üçüncü bir kişinin olduğu bir ortamda bunlar kız ile erkek birini görmesi, tanışması, eğer ondan sonra artı eksine söyledikten sonra karar vermeleri gerekiyor. Yani biz bugün mesela diyelim ki dinimizin referanslarını göz ardı edersek maalesef işte bugün söylediğimiz gençler arasındaki flört hayatı. Ondan sonra vesaire kaçamaklar dediğimizde bir takım gayri ahlaki Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tasvip etmediği, İslam'ın tasvip etmediği ama İslam toplumunda maalesef yavaş yavaş yayılan bir gayri ahlaki bir yapı görüyoruz. Onun için yani bir dinimizi iyi bilmemiz gerekir bu konuda. Evet. Yani mesela bir gün telefon almaya dahi gidiyoruz, ne yapıyoruz? Soruyoruz. Diyoruz ki ya ben 3-5 bin TL'lik bir telefon alacağım. Yani en fazla kullanacağım 5-10 senelik bir telefondur. En fazla. Diyoruz ki para boşa gitmesin. En güzelini şey yapmaya çalışalım. Ve uzman insanlara, uzman kişilere soruyoruz bunu. Evet. O telefoncuya soruyoruz, bu servisçiye soruyoruz. Daha sonraki süreçte ne o telefonu alıyoruz. Halbuki aile daha kutsaldır, daha devamlıdır, toplumun temelidir. Aile kurulmadan önce bir Müslüman anne ve baba olarak şunu kendimize dert edinmemiz gerekiyor. Bir hocaya gideceğiz. Diyeceğiz ki ya da müftülüğe gideceğiz. Diyeceğiz ki ya hocam ben çocuğuma işte bir kız istemek istiyoruz. Yani bir gelin almak istiyoruz. Gelinimiz adayımıza falandır. Yani ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir araştırmamız? Sen hocam isterseniz bir ara girelim. Evet. Bu önemli bir konu, tam bölünmesin. Tamam. Evlilik öncesi yapılması gereken araştırması gerekiyor dedik. Orada kalalım. İkinci bölümde bunu devam ettirelim. Tamam. Müsaadenizle. Tamam. Efendim bir ara giriyoruz. İnşallah aradan sonra yine huzurunuzda olacağız. Efendim programımızın ikinci bölümüne yine huzurunuzdayız. Konumuz İslam'da evlilik ve aile ahlakı idi. Konuğum Siverek İlçe Müftümüz Sayın Mahmut Yıldızbaş hocamızdı. Sayın hocam birinci bölümde aileyi biraz önemini anlattık, konuşmaya çalıştık. Sonra evliliğin öneminden bahsettiniz. Evlilik ibadettir. Aslında insanın fıtratına olan bir şeydir, bir ihtiyaçtır. Evet. İbadettir. Bunun için de temelin sağlam atılması gerekiyor. Ki bu konuda da zaten
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bize yol göstermiştir. Yapılması gereken şeyleri söylüyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da evlilik konusunda hem kendisi örnektir, evet, hem de tavsiyelerde bulunmuştur. Temel sağlam olursa bina sağlam olur. Evet. Aile mutlu, huzurlu olursa bütün toplum da aslında mutlu, huzurlu olur. Toplum ailelerden oluşmaktadır. Öyleyse dedi ki evlilik öncesindeki olması gerekenleri konuştuk ya, nelerdir? Evet. Gençlerin birbirini görmesi, araştırmaları gerekiyor. Ve hani onları bilen, sonra pişmanlık olmasın, sıkıntılar olmasın, boşuna gidilmesin diye ne gerekiyorsa, evet, yapılması gerekiyor diyorduk. Orada kalmışız Sayın Hocam. İstersen orada devam edelim. Şimdi değerli hocam, dedik yani bu muhakkak araştırılmanın sağlam yapılması gerekiyor ki o, evet, az önce ifade ettiğiniz ailenin sağlam temeli üzerine kurulması için. Şimdi onun için dinimizin öngördüğü şekliyle hareket edildiğinde bu bir fayda sağlayacaktır ve aile huzuru için bir sebep, evet, olacaktır. Evet. Onun için biz baktığımızda az önce ifade ettik, bir kere kız ve erkek tarafının birbirini iyi bir şekilde araştırması gerekiyor, hı-hı, ve tanıması gerekiyor. Eğer niyetleri varsa o süreçte ne yapılması, birbirle konuşmaları gerekiyor yani. Şey aslında, yani tanımaları, bu flört anlamında değil. Mesela evlerine gittiği zaman işte benim az önce ifade ettiğimiz insan artı eksilerim bunlardır. Ben de bunları bekliyorum. Hı-hı. Sizin neler şeklinde bunlar konuşulur ve bilgi alınır. Yani bugün bizim az önce söylediğim şey şu. Aileler çocuklarını evlendirmeden önce veya evlilik aşamasında muhakkak ki bir uzmana danışıp ondan, hı, bilgi, dini bir bilgi almaları, hı, gerekiyor. Evet. Bu olmadığı zaman sıkıntılarımız burada. Mesela en bari örneğiyle bugün, evet, neler var? Mesela bizim en çok sıkıntı bölge olarak toplamda mehir meselesi var. Evet. Mesela mehir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki temel düsturlarından bir tane, evliliğin temel düsturlarından, nikahın temel düsturlarından bir tanesidir mehir. Ama bu ne yapılmıyor? Konuşulmuyor. Konuşulmadığı için başlık parası olarak ifade edilen bir şey var ki bu da dinimizin herhangi bir tavsiyesi veya herhangi bir öngördüğü bir şey değildir. Tam toplum içerisinde örf değil, adet olarak ortaya çıkmış bir yapıdır. Mesela ne yapılıyor? Mehir konuşulmuyor. Mehir konuşulmadığı için sadece dua edilirken, yani resmi nikahtan sonra, hı hı, dini nikah kıyılıyor. Dua edilirken işte mehri muacel ve mehri muacel işte bu kadar şeklinde bir ifade kullanılıyor. Ne erkek anlıyor ne kadın anlıyor bunu. Onun için yani burada mehir meselesi muhakkak ki konuşulması gerekiyor. Şunu da biz ifade etmemiz gerekiyor ki yani evlenmeden önce nişanlık döneminde dedikleri şey bir nikah çeşidi de ortaya çıkıyor. O da nedir? Ya işte maksat biz bir mobilyacıya gidelim, bir perdeciye gidelim, ondan sonra bilmiyorum falan yere gidelim, bir mahremlik, haremlik vesaire şey olmasın diye. Halbuki o artık nikahtır. Yani bu öyle kıyılan, ki kıyılmaması gerekiyor. Yani bizim hem ona da gerek yok aslında. Gerek yok yani. Bir alışveriş, evet, için bir nikah kıyılsın diye bir şey de yok aslında. Yapabilirler. Evet. Amaçları evliliktir. Ama buyurdunuz ya, evliliğin şakası da ciddidir. Evet. Bunu hani şekli olmaz. Efendimiz Aleyhisselam, evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üç şey vardı. Bunların şakası da ciddidir. Ciddisi de ciddi. Bir, hı, tanesi evliliktir. Onun için mesela bu şu an toplumda ciddi mali sıkıntılar var. Yani bu dini nikahın kıyılıp resmi nikahın kıyılmamasıyla ilgili. Şimdi ne oluyor? Daha nişanlık döneminde bakıyor nişanlar atılıyor ama nikah var ortada. Damat bu nikahından vazgeçmedikçe o kız başkasıyla evlenemiyor. Onun için bu nişanlık döneminde yapılan nikaha gerek yok. Yanında bir mahremi olduğu zaman, annesi, babası, işte kız kardeşi vesaire baldızı olduğu zaman birlikte gidip işte bir perdeye de bakabilirler, mobilyaya da bakabilirler vesaire şey yap ama tek başına olmamak kaydıyla. Yani zaten hocam genelde yani aileler birlikte gider, bunları yardımcı olurlar, alırlar. Peki hocam nikah konusunda dediniz ya, araştırması gerekiyor, araştırsınlar, sorsunlar. Evet. Sonra bu mehir konusunda da hani kadına verilen bir güvencedir. Hani İslam dini gerçekten hocam kadına çok değer vermiştir. Kesinlikle. Yani insanlar bunu bilse var ya, kadınlar daha çok İslamiyet'e sarılırlar.
daha çok Allah'a teşekkürde bulunurlar. Gerçekten bu kadına bir güvencedir. Ama toplumumuzda belki başlık olarak söylenmiş, başlığı baba alır. Fakat mehiri kadın alır. Evet. Kadının hakkıdır ve Kur'an-ı Kerim'de sabittir bu artık. Belirleme miktarı da kıza aittir. Yani şimdi bayan tarafı, gelin adayı, yani isterse bunu derse ki bir yüzük ben alıyorum. İsterse derse ki bana sıfır bir model, bir araba da ver. Bunu da şey yapabilir ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nikahların en hayırlısı, en kolay olanıdır diyor. Ve bu şekilde bu mehri de belirlerken, ondan sonra düğün de yaparken tüm bu şeylerde kolay olanı, az masraflı olanı bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bugün görüyoruz toplum içerisinde, bölgedeyiz, ondan sonra bir nikahın, bir evliliğin, bir düğünün 200-250 bin TL mal olduğunu görüyoruz. Ve bu da ciddi manada sıkıntılar oluşturuyor. Yeni evleneceklerin gözünü korkutuyor. Ya ben şimdi mesela 100 bin TL'yi nerede bulacağım diyor. Onun için yani biz Müslüman bir anne ve Müslüman bir baba olarak, bir dede olarak, bir sorunlu sahibi insanlar olarak, yani en Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği şekliyle Hazreti Fatıma'yı verirken Hazreti Ali'ye nasıl vermiştir? Ondan sonra sahabe kızlarını verirken ya da mesela gelin alırken nasıl yanmıştır? Bakıyoruz her zaman kolaylık üzerine ve o kolaylık üzerine hareket edilmiştir. Onun için yani nikah öncesinde muhakkak ki bir araştırmanın yapılması gerekiyor. Dini, ahlaki çerçevede. Muhakkak ki... Yani hocam maldan daha çok belki buyurdunuz ya, ahlakını araştırması değil mi? Tabii. Yani hani nikahın daha hani kolay olmasını istemiş Hazreti Peygamber ki gelen metodu hocam malumunuz hani yesiru ve la tuasiru. Hep kolaylık yolunu tercih etmiş, seçmiş ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Bu şey konusunda da mehir konusunda, masraf konusunda hani daha yolun başındayken borçlanmak aile sıkıntı verir ki çok gençler belki bundan dolayı uzak duruyor, çekiniyorlar. Ama bunun İslami olanı ise gücü oranında. Hani yapmasınlar demiyoruz ama fazla da sıkıntıya girmeden bunu halletsinler. Evlilik, düğün, yemeği, malunuz velime. Velime olması gerekiyor. Evet. Olması gerekiyor. O sünnettir. Peygamberimizin tavsiyesidir. Düğünlerde hocam hani eğlence nasıl olmalıdır? Bunun bir ölçüsü var mıdır? Evet. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten diyor ki bir koyun olsa dahi evlenen çiftler koyunu kessinler. Ondan sonra bir yemek versinler ve bunu ilan etsinler. O velime ilandır. Biz evlendik, birbirimize dolaştığımızda ya da farklı bir evde oturduğumuzda işte bu nedir? Şekli açıdan işte biz evlenmişiz manasındadır. Onun için yani bu velime nimetinin ve yemeğinin verilmesi gerekiyor. Tabii bu hususta dikkat edilmesi gereken husus yine toplumumuza aşırı giden bir durum var. Yani o da nedir? Mesela çeşitli masraflar, israfa derece varacak masraflar yapılıyor. Yani buna dikkat edilmesi gerekiyor. İkincisi, az önce zaten ifade ettiğiniz eğlence tabii olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam düğünün iki alameti vardı. Bir velimedir, ikincisi de deftir diyor. Şimdi defne de o zamanki işte bizim bugün de çalınan ve İslam öncesi dönemde de olan bir çalgı aracı. Düğün ile taziyenin farkı deftir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sahabinin düğüne geliyor. Bakıyor ki herkes susmuş vesaire diyor. Hayırdır diyor. Burası taziye evi mi diyor. Hayır diyor. Diyorlar işte ya Resulullah diyor. Biz ise düğündür. Ama diyor ki niye bir eğlence yani def manasında bir şey yok. Ve oradan ondan sonra başlıyorlar def çalmaya. Ondan sonra bayanlar kendi aralarında buna dikkat etmek gerekiyor. Mahrem çerçevesinde. Kendi aralarında işte o zamanki ilahilerdir vesaire yani düğün türküleri vesaire dediğimiz hususları söylüyorlar. Şimdi burada da bizim toplum olarak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Muhakkak ki bir yemeğin imkanı, herkes imkanına göre bir yemek vermesi gerekiyor. İkincisi de eğlence olması gerekiyor. Bunu da İslami şartlar çerçevesinde dinimizin öngördüğü ahlaki yapıda olması. O da nedir? Kesinlikle kadın ile erkeğin ayrı ayrı bir şekilde eğlenmesi, kadınların bulunduğu ortamda hiçbir erkeğin bulunmamasıdır. Onlar kendi aralarında eğlenirler. Bu DJ de olsa, ondan sonra müzik çalan da olsa
vesaire. Eğer onu yapacak bayan varsa o bayan yapması gerekiyor. Yoksa da bunu normal bilgisayara bağlayıp o şekilde o işte şarkının, türkünün kendi yapması aralarında, yani kendi aralarında muhakkak meşrudur. Tabii meşrudur. Sayın Hoca, bir de şunu sanki bizi izleyenler de merak ediyor. Ben de onu hissediyorum. Bazı hissimiz de yani bir soru olarak geliyor. Hani evlilik öncesi şartları derken bazen hani çok az belki oluyor ama kız çocuklarında izin almadan, onlar rızasını başvurmadan evlilik konusunda bazı şeyler yapılıyor ve o sıkıntılar da dile getiriliyor. Evet. Çocukların iznine ve onların onayına başvurma gerekmiyor mu? Ve çocukların, büyüklerin iznine başvurması gerekmiyor. İki tarafın da aslında bu konuda neler söylemek istiyor? Tabii. Şimdi her iki tarafın birbirimize hakkı var nihayetinde. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam diyor ki, bakire ve dul olanların izniyle onları evlendirin. Sünnete bu şekilde Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize yol gösteriyor. Tabi sahabi kiram diyor ki, hani dulu öğrendik ya Resulullah, bakireyi nasıl yani izin verdiğine dair, günlü olduğuna dair. Şimdi o da iki şekilde, ya evet der ya da Resulullah aleyhissalatü vesselam onun diyor ki mutlu suskunluğu, mutlu suskunluğu evet anlamındadır. Hatta alimlerimiz bunun için diyor ki bazı bayanlar, genç kızlarımız hani haya timsali olarak ondan dolayı konuşamıyor. Konuşamıyor. Eğer döktüğü gözyaşı sıcak ise bu evet anlamındadır. Döktüğü gözyaşı eğer soğuk ise bu hayır anlamındadır. Buraya varana dek bak bunlar şey yapılmış muhakkak ki karşı tarafın rızası alınıp o şekilde evlendirilmesi gerekiyor ki bugün toplumda sıkıntılardan zaten bir tanesi bu değerli. Yoksa efendim sonra birbirine alışırlar diye mantığı doğru değildir. Yani bu da İslami de değildir. Kesinlikle şey değildir. İkincisi yani bu az söylediğiniz diğer anne ve babanın rızası da gerekiyor. O da evet. La nikaha illa bi izni velihi şeklinde, ya bi velihi şeklinde bir ifade var. Muhakkak ki anne babanın rızası olması gerekiyor. Tabii alimlerin bu konuda farklı yani ifade etmek suretiyle mesela Hanefi mezhebinde yine temel hususlardan bir tanesidir. Ama bazı durumlarda ne oluyor? Anne baba belki tam olarak kestiremiyor ama mesela çocuk durumunu iyi biliyor, karşı tarafı iyi biliyor. Yani bunu anlatmak suretiyle onların da rızasını alabiliyor. Ama muhakkak ki bir anne baba hakkının bizim sıla-i rahim dediğimiz hususun bozulmaması için her iki tarafın da gönül rızasıyla bu işe girişmesi gerekiyor. Hem anne baba gönlü olacak, hem de kızımızın gönlü olacak. Bir şekilde gönüller alsınlar. Hem de damadımızın getirmesinler. Tabii, hem de damadımızın bir gönlü olacaktır. Tamam. Hocam gönüller oldu. Evet. İzinler alındı. Araştırmalar yapıldı. Evet. Her şey hazır. Şimdi nikaha geldik. Evet. Şimdi eskiden şöyle yapılıyordu. Bir belediye nikahı vardı, resmi nikah diye belediye söylenir. Evet. Bir de dini nikah. İkisine başvurmak zorunda kalıyorlardı. Bir sıkıntı oluyordu bu evlenen çift için. Şimdi son dönemde artık bu resmi nikahı da müftülüklere verildi. Değil mi? O da verildi. Ve müftülüklerimiz demek ki Siverek'te siz de inşallah da bekliyorsunuz gençlerimizi. Siverek müftülüğüne gelince hem bir nikahla ikisini de bitirmiş oluyorlar. Hem dini nikah hem resmi nikah yapılmış oluyor değil mi Sayın Hocam? Bu müjdeyi de burada vermiş olalım. Tabii. Yani yıllarca bunu istiyorduk aslında. Mesela müftülüklerimiz, onlar da devlet memurudur, çalışanlardır. Bu izin verilse, görev verilse hiç kimse de resmi nikahtan kaçmaz. Böyle problem de olmaz. Nihayetinde bu çözüldü. Bu izin verildi müftülüklerimize. Ve müftülüklerimize evlenecek çiftleri bekliyorlar. Bunun için de Sayın Hocam hani Adarebi buralarımızla bir seminer yapacaklar. Hani başkanlığımız da bunu duyurusunu yaptı. Evlilik öncesi yapılması gereken leri bir seminerle ders yapacaklar. Evet. Bir de evli çiftlere yönelik de aslında derslerimiz olacak. Belki burada da duyurusunu yapmış olalım ki onlar da bunlara katılabilirler. Evet. Hocalarımız bunlara evlilik öncesi yapılması gerekenler, evlilikte olması gereken efendim görevler nelerdir, ahlakın ne olmalıdır o derse de vermeyeceğim Sayın Hocam. Tabii tabii. Bu konuda şimdi, Diyanet İşleri Başkanlığımız Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Din Rehberlik Daire Başkanlığı bir proje ortaya koydu. Bir de bir program oluşturdu. O da Evliliğe İlk Adım programı. Evliliğe ilk adım. İlk adım. Evet. Bu evliliğe ilk adım nişanlı olan çiftlerimiz. Ondan sonra evlenmiş olanlar, 5 yıla kadar evli kalmış olanlar. Bunlar ilçe müftülüklerimize başvurabiliyorlar. Ve haftada 2 seminer,
Ayda toplam 8 seminer şeklinde bunlara seminerler verilecek. Hı hı. Az önce ifade ettik ya, hani bir günümüzde artık eğitim olmadan bir takım şeyle aşılamıyor. Onun için bu özellikle aile hususunda da toplumda meydana gelen değişimler göz önünde bulundurarak bu seminer ihtiyaç duyuldu ve bu seminerler başlatıldı inşallah. Tüm ilçe müftülüklerimize zaten başvurular alınıyor. Yani tavsiyemiz o evlenecek durumda olanlar, nişanlı olanlar ya da evlenmiş olan tüm kardeşler, ister aralarında sıkıntı olsun ister olmasın, evet, tüm kardeşlerimiz bu seminere katılsınlar. Dini açıdan, psikolojik açıdan, sosyal açıdan uzmanlar ne tavsiyelerde bulunuyor? Bu seminerde inşallah o konular incelenecektir Allah'ın izniyle. Evet, bu gençlerimize bu duyuruyu yaptık hocam. Evet. Evli ilk adım semineri. Evli ilk adım semineri. Evlenecek olan gençlerimiz de gelip de hocalarımıza bu bilgiyi alabilirler. Evet. Ki hocalarımız bunun için zaten hazırdır. Seminere gitmişler. Bir şekilde o hizmeti sunacaklar. Evet. Müftülüklerimiz nikahı artık başladı. Resmi nikahlar da kıyıyorlar. Ona da sayın hocam evlilik bu, oldu. Çok özür dilerim hocam. Hı. Bu resmi nikah dediniz, yine burada toplumda şu sıkıntı var. Hı hı. Şimdi biz nihayetinde hepimiz ne yapıyoruz? Bu din hizmetini yürütüyoruz. Evet. Vatandaşlar arkadaşlarımızı bazen sıkıntıya sokuyorlar. Hocam işte biz belediyeden veya müftülükten neyse şey almışız, randevu almışız. Ama bu pazar düğünümüzü yapacağız. Onun için sen bir şey yap, gel bir din nikahını kıy, ondan sonra resmi nikah kıyarı şeklinde. Tabii arkadaşlarımız buna yanaşmıyor. Çünkü ilgili yasa var. İlgili yasa çerçevesinde önce resmi nikah kıyılacaktır. Arzu eden vatandaşlarımız varsa da niye bir hoca efendinin yanında dini nikahlarını kıyabilirler. Muhakkak ki resmi nikah, o resmi nikah cüzdanını alacaklar. İlgili hocalarımıza ibraz edecek, ondan sonra kıyacaklar. Şimdi bunun temeli şunu bir söyleyelim. Burada bayan güvence altına alınıyor resmi nikahla. Niye? Çünkü dini nikahla evlendiği zaman bakıyorsun eşi boşamıyor, ikinci bir eşle evleniyor veya terk ediyor. Ama boşanmadığı için bu defa bayan gidip bir başka evlilik de yapamıyor. Onun için bu hususta biz dikkat edelim. Özellikle yani genç çiftlerin anne babaları bu hususta dikkat etmeleri gerekiyor. Kendi çocukların geleceği için. Tamam. Sayın hocam, evet, evlilik olayı gerçekleşti. Gençlerimiz araştırdılar, beğendiler birbirlerini. Evet. Dediler ki bu evlilik olacak, size geldiler, nikahlarını kıydılar. Artık eş oldular. Evet. İki yabancı gönül birleşti. Orta noktada buluştular. Evet. Dolayısıyla bir sorumluluk da meydana gelmiş oluyor. Şimdi aile kurulduktan sonra eşlere düşen görevler sayın hocam. Bu konuda dinimiz hem erkek için, erkeğin kadına karşı hem de kadın için kadın kocasına karşı olan görevleri, bunun ahlaki boyutu nedir sayın hocam? Evet. Şimdi eşlerin birbirine karşı bir kere sabırlı olmaları. Çünkü iki farklı dünya bir araya geliyor. İki farklı isteğe sahip, gönle sahip, sevgiye sahip, talebe sahip iki farklı dünya bir araya geliyor. Bu süreçte acele etmemeleri, yani birbirini tanımalar aşamasında muhakkak ki birisinin sevdiği bir husus var, diğerinin sevmediği bir husus vardır. Bunlar şey yapılırken hiçbirisi ben bazlı bir hareket etmeyecektir. Çünkü biz zevç ifadesi az önce söyledik ya, zevç bir yapının diğer yarısıdır. İki yapı muhakkak ki birbirini iyi tanıması için zaman alacaktır. Sabır ile, hürmet ile, hoşgörüye, saygı ile ve sevgi ile bu süreç devam edecektir. Onun için bayan olsun, erkek olsun, hiçbirisi kendini merkeze alıp ailesini yönetmeye veya ailesini döndürmeye çalışmasın bu süreçte. Zaman içerisinde zaten birbirine alışacakları için artı ve eksilerini, hobilerini ve fobilerini bileceği için ona göre davranılır. Onun için değerli hocam, en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de zaten ailelerde sevgi dilinin, rahmet dilinin, hoşgörü dilinin eksik olmasıdır. Ve bakıyoruz tamamen evlendikten sonra belli bir süreç, o bizim dediğimiz işte cicim ayları günleri geçtikten sonra asıl ortaya staj bitiyor, artık mesele başlıyor. Nasıl yapılacak, ne şekilde yapılacak, bundan sonra muhakkak ki şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Bir sorun olduğu zaman aile mahremiyeti sonra ailede kalması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aile mahremiyeti içerisinde bulunan bir şeyin erkek ve kadın tarafından ifşa edilmesinin büyük bir günah olduğunu ifade ediyor. Yani
Diyelim ki gelinimiz kocasıyla tartıştı. Bu gelinimiz bunu anne babasına yetiştirmemesi gerekiyor. Veya damat gelin ona herhangi olumsuz bir şey söylediği zaman anne babasına bunu yetiştirmemesi gerekiyor. Kendi aralarında bunu halletmeleri gerekiyor. Yani birbirlerini örtüyor ya hocam. Sırdaş oluyorlar. Örtün açılmaması gerekiyor. Çünkü o mahremin deşifre edilmemesi gerekiyor. Herhangi bir sorun olduğu zaman tecrübelere danışılması gerekiyor. Bu ister bizim bugün ilçe müftülüklerimize, il müftülüklerimize buna aile ve din rehberlik bürolarına başvurabilecekleri gibi eğer anne ve babalar başka bir yöne çekmeyecekse onların tecrübelerinden de uygun bir şekilde istifade edilmesi yani gerekiyor. Onlar da hani hocam herkesin de hani görüşünü birebir almaları değil de istişare etsinler. Sadece istişare. Sayın hocam hani evlilik huzur kaynağıdır ya eşler için. Şimdi kadın için kocası huzur kaynağı olacak. Kadın kocasında huzur bulacak. Yani bir sevinç kaynağı olacak. Evet. Erkek için de kadın bir huzur kaynağı olması gerekiyor. Bu huzurun verilmesi gerekiyor ya, yani evlilik bir geçinme sanatıdır. Evet. Bunun için nelere dikkat etsinler işte Sayın Hocam? İşte bunun için bakın ayet-i kerime, az önce okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu devamını şu şekilde ifade ediyor ki وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Yani bir de aranıza sevgi ve rahmeti ortaya koydu Allah Celle Celaluhu. Şimdi onun için bizim referansımız Kur'an ve sünnet olduğu zaman zaten sıkıntılar meydana gelmez. Ama biz Kur'an ve sünnet referanslı olaya bakmadığımızda sıkıntıların çok olduğunu görüyoruz. Onun için karşılıklı hoşgörü terk edilmemesi gerekiyor. İlk 5 yıla kadar zaten uzmanlar da ifade ediyor. Evet. Çeşitli sıkıntılar meydana gelebilir. Ama muhakkak ki bu sıkıntıların kendi içerisinde halledilmesi gerekiyor. Ve dışarıdaki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dışarıda olan yani ister bu her iki aile tarafından ister dost görünen fakat dost olmayan insanlar tarafından o mutluluğu istemeyen, çiftlerin mutluluğu istemeyen insanlar tarafından aileye müdahalenin yapılmaması gerekiyor. Ve iki genç yalnız bırakılıp ondan sonra olumlu yönde rehberlik yapılıp ailelerini uygun bir şekilde zinde tutması için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Sayın hocam bu şey konusunda hani yuva bir merhamet kaynağıdır aslında aile, merhamet. İki tarafın da birbirine merhamet etmiş olduğu, bir güvende aslında fertlerin hissetmiş olduğu yer değil midir aile? Aynen. Şimdi böyleyken bazıların özellikle toplumumuzda hem severim hem döverim bazen söylerler ya mantık olarak. Şiddette yer var mı? Yani mesela eşlere şiddet olsun, dövme olsun ki hani malumuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani Enceşe adı sahabe hani bir seferde hem ilahi söylüyor ondan sonra kaside söylüyor ama efendim yolda giderken bayanların bilmiş olduğu develer biraz ürküyorlar. Evet. O da hemen hitap ediyor. Ey Enceşe sakin ol, kristallere dikkat et. Hazreti Peygamber kadınları kristale benzetiyor hocam. Aynen. Çok narin, hassastır, kırılmazsın. Şimdi böyleyken neden bunu söylüyorum Sayın Hocam? Geçen yine müftülüğümüze bir bayan geldi, ağlıyordu. Emekli olmuş. Hocam dedi, eşim hep bana şiddet uyguladı. Beni hiç saymadı. Ben de çalışıyordum. Benim aldığı kartımı, hesabı o alıyor. Bana vermiyor, harcayamıyorum. Ne bir iyilik yapabiliyorum, ne umreye gidebiliyorum, ne bir infakta bulunabiliyorum. Bir kurban bile kesemedim. Şimdi hocam ben soğudum diyor. Biraz tabi dedik yani idare et belki senin imtihanındır, sabredersin kazanırsın. Evet. Benzer menkıbeler anlattım bak şöyle işte sabreden şöyle kazandı falan dedim. Hocam dedi içimde sevgi gösterme şeysi kalmadı, bırakmadı bende o sevgi yani. Hem dövüyorsun ondan sonra gel de bana sevgi gösterir hocam gelmiyor içimde diyor. Aynen. Konuda hocam nerede? Şimdi dinimiz hiçbir konuda şiddet dini değildir. Kadınlar da erkeğin kölesi değildir. Hizmetkarı da değildir. Ve erkekler de aynı şekilde kadının kölesi ve hizmetkarı değildir. Hı hı. Yani tek taraflı olaya bakmamamız gerekiyor. Hı hı. Onun için dinimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın diyor ki hanımlarınız hakkında ne dersiniz diye sordum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yediklerinizden onlardan yedirin. Hı hı. Yediklerinizden giydirin. Onları dövmeyin ve kötülemeyin. Bu nebevi yol bizim için ailede yapmamız gereken karşılıklı sevgi saygı nasıl olması gereken bir durumdur. Şimdi onun için yani bir
erkek kendi eşini hani dövmesi, ona kötü söz söylemesi, onu rencide etmesi, ona saygısızlık yapması, sevgi göstermemesi, bu zaten kötü bir ailedeki kötü bir ahlakın neticesidir. Hı hı. Onun için yani dinimizin gördüğü şey her iki tarafta karşı sevgi ve saygı içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Evet. Onun için yani bugün mesela toplumda ne var ülkemizde? Kadın sığınma evleri var. Onda erkek sığınma evleri var. Halbuki bayan ile erkeğin sığınacağı tek bir yer var. O da birbirlerinin gönülleridir. Sevgi, rahmet kokan gönülleridir. Başka bir yerde huzur aramamaları gerekiyor. Tabii yani maalesef cehaletler oluyor, cahillikler oluyor. Manevi açıdan eksikler olduğu zaman işte bu tüm sıkıntılar meydana geliyor. Onun için yani hep zaman söylüyoruz. Değişen bir toplum var, değişen bir aile yapısı var. Evet. Biz 60 yaşında da olsak, 70 yaşında da olsak muhakkak ki bir hocaya sormamız gerekiyor. Ya ben geldim, ondan sonra böyle bir duygu bende kapıldı eşime karşı. Olumsuz yani. O ne yapmam gerekiyor? Ondan sonra bayan da aynı şekilde. Onun için yani evet. Resmi mesela devletimiz çeşitli kurumlarda mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı var. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilgili mesela Aile ve Din Haberi Dairesi var. Bunlar niye kuruluyor? Değişen şartlara uygun tecrübeler ortaya konulması, bilgiler vesaire toplumla bunların paylaşılması. Evet. Hocam şimdi bu aile evet konuştuk, programda sonuna geldik. Ama şöyle birkaç mesaj almak isterim. Mesela hani Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah eşleri birbirine örtü olarak elbiseye benzetiyor. Evet. Hani elbise ne gibi? Onun gibi örtü. Birbirinizi örtün diyor. Elbise gibi birbirinizi koruyun. Elbise bizi korur. Evet. Onun gibi koruyun. Onun gibi güzelleştirir bizi aslında değil mi? Aynen. Giyimle. Aynı şekilde güzelleştirin ve uyumlu olun. Hani elbisede uyum ararız ya. Hani şekilde onun gibi uyumlu olmasını gerekiyor. İletişimi değil hocam. Sıkıntılar olabilir ama mesaj olarak hocam, son mesaj olarak ailede iletişim dili nasıl olmalıdır? Yani az önce ayet-i kerimede zaten bu konuda bize bir mesaj verdi. Rahmet ve sevgiye dayalı bir dilin, hem beden dilinin hem de dilin olması gerekiyor. Evet. Onun için eşler karşılıklı olarak hayatın özellikle modern yapı içerisindeki stresin getirdiği sıkıntıları kendi ailelerine, kendi ilişkilerine yansıtmamaları gerekiyor. Ve karşılıklı olarak birbirine sevgi ifadelerini kullanmaları gerekiyor. Yani en çok şu an fakir olduğumuz husus, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, bir Müslüman kardeş bir Müslümanı sevdiği zaman Allah razı olsun ben seni seviyorum demesi gerekiyor. Ve bu sevgi de Allah'ın katına çıkıyor ve Allah Celle Celaluhu benim için sevenler ahirete benim rıza, gölgemin rızasında rahmetin gölgesine gölgelenecekler. Evet. Yani için bu çok değil. Mesela bir eşin, eşlerin birbirine ben Allah rızası için seni seviyorum ifadesini kullanmaları gerekiyor. Allah rızası için ben senden razıyım ifadesini kullanmaları gerekiyor. Ya yani bir yemek yaptığı zaman da hemen yemeğin ilk lokmasında bahane bulup ya işte bu tuzluydu, tuzsuzdu vesaire değil. Allah razı olsun. Eline sağlık. Çok güzel bir nimet bize sundun. Evet. Rabbime şükürler olsun ki senin gibi salih bir eş Rabbim bana nasip eylemiştir. Karşılıklı bunların ifade edilmesi gerekiyor. Bir teşekkür gerekiyor. De etmemiz tabii gerekiyor. Tabii teşekkür edilmesi gerekiyor. Hocam, inşallah onlar yapılır. Allah razı olsun hocam. Programın sonuna geldik. Efendim konumuz İslam'da evlilik ve aile ahlakıydı. Konuğum Sivrek ilçe müftümüz Sayın Mahmut Yıldızbaş hocamızdı. Hocamdan Allah razı olsun. Sivrek'ten geldiler. Programımıza konuk oldular. Hocam Allah razı olsun. Sizin çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hani eşler birbirine emanettir. Kimin emanetidir? Yüce Allah'ın emanetidir. O zaman Müslümana düşen de Allah'ın emanetine riayet etmektir. Evet. İhanet etmemektir. İki taraf da öyle aslında. Erkek için kadındır. Kadın için erkektir, kocasıdır. Bunlar birbirine emanettir, örtüdür, huzur kaynağıdır. Ve bunu da biz Kur'an ve sünnete alıyoruz. Evet. Sen hocam Allah razı olsun tekrardan. Bizi izleyen kardeşlerimiz dua istiyorlar. Evlenmek isteyen kardeşlerimiz hayırlı bir eş arıyorlar. Diyor ki hoca bu konuda dua etsinler. Hassası olanlar şifa için dua istiyorlar. Sıkıntısı olanlar onun için dua istiyor. Sayın hocam misafirin duası daha makbuldur. Duanızla programımızı bitirmek istiyorum. İnşallah. Sayın hocam. Buyurun. Şimdi son bir meselemi ifade etmek istiyorum. Evet, belki hocam. En çok sıkıntı çeken hususların bir tanesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insan dört şey için evlenir diyor. Evet. Malı için, aşireti için, bir de güzelliği için, bir de dindarlığı için. Hı hı.
Rabbim dindar eş aramayı bize nasip eylesin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyanın ve ahiretin huzur kaynağı salih bir eştir. Karşılıklı olarak Rabbim salih eşler bize nasip eylesin. Amin. Amin. Şu an hasta olan kardeşlerimiz ister hastanelerde ister evlerinde müzmin hastalığa yakalanan tüm kardeşlerimize Rabbim şafidir, şifalar nasip eylesin. Amin. İnşallah. Amin. Dertte olan kardeşlerimize Rabbim dertlerine devalar nasip eylesin. Amin. Borçta olan kardeşlerimize Rabbim o borçlarını helal yoldan onlara edalar nasip eylesin. Amin. Fıskı fucur içerisine batmış ya Rabbim bana bir çıkış yolu göster diyen kardeşine Rabbim çıkış yolu göstersin, ona hidayeti nasip eylesin. Amin. Bizim de günahlarımızı affeylesin. Amin. Ahirete irtihal etmiş tüm Müslüman kardeşine Rabbim onlara rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Tahsilatlarını affeylesin. Amin. Bize de hayırlı bir netice ve hayırlı bir rahmeti rahmana ruhumuzu teslim etmeye Rabbim nasip eylesin. Amin. İmanlı bir şekilde. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ayırmasın. Güvenli, huzurlu, mutlu, rahmete dayalı aileler bize nasip eylesin. Alnı secdeli, dili dualı nesiller bize nasip eylesin. Amin. Rabbim her zaman hoşgörü dilini, sevgi dilini, rahmet dilini birbirine kullanan hem sosyal hayatta hem de aile hayatında koruyanlardan ve söyleyenlerden eylesin inşallah. Amin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Bu fırsatı başta size ve Edesa Yönetim ailesine teşekkür ediyoruz. Rabbim hizmetlerinize daima kaim eylesin inşallah. Amin. Bereketlendirsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.